driver is at managing their throttle application to limit rear slip, they can't always overcome a car that's inherently bad at looking after its rear tyres. Here we have a lot of low-speed corner exits, which means a whole load of energy, heat and tyre wear. Arkadaşlar merhaba. Gazetelerde okumuşsunuzdur. Sporla, özellikle otomobil sporlarıyla ilgilenenler biliyordur zaten. F1 yarışlarının, yani Formula 1 yarışlarının bu seneki Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı İstanbul'da. Bu yarışlar pazar günü yapılacak. Bugün sıralama turları vardı. Dün alıştırma turları yaptılar. Bugün sıralama turları yapıldı. Kanadalı bir tane sporcu kazandı sıralama turlarının pole pozisyonu bugün. Bu Lance Stroll diye bir adam. İstanbul'da da ilk yarışı zaten. İstanbul'da havalar yağışlı olduğu için pist gerçekten çok zordu. O yüzden önemli yarışçılar, favori gösterilen yarışçılar bu sıralama turlarında dereceye giremediler. Gerçi yarışacaklar ama tabi arka sıralardan başlayacaklar. Şimdi bu F1 haberlerini alınca, bir sene önce aldığım bir oyun vardı. F1 2019, bir türlü oynamaya fırsat bulamamıştım. İşte bu bizim sorunlarımız nedeniyle. F1 haberlerini duyunca bir heveslendim oyuna. Geçenlerde bu yeni Colorado derecesi çıkmıştı. Onu aldım, onu bir test ettim. Ondan sonra da bu oyunu kurdum. Birkaç yarış yaptım dedi. Kariyer yapmaya başladım bunda. Şimdi kariyerin 4. yarışı bu. Şu anda gördüğünüz kısım sıralama turu. Bir tane sıralama turu var. Ben videoyu çekerken bir hata yaptım. Bu hata da şu. Bende 2 tane video kayıt programı var. Bunların ikisinde farklı farklı kısa yol tuşları var. Programın birini çalıştırdım. Fakat video kaydına başlarken çalışan programın değil de diğer programın kısa yolcularını kullanmışım. 12 turluk yarışı yaptık ama yanlış programın kısa yolcularına basınca bizim 12 turluk yarışta kaydetmemiş olduk. Ben de replay'ini kaydettim yarışın. Aslında daha güzel oldu. Bu kokpit içinden biraz daha güzel sesler falan da harika çıkıyor bunda. Stewart, Hamilton and Charles Leclerc. With qualifying complete, all that remains is the main event. We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you join us then. Şimdi hazır başlamışken oyunla ilgili de biraz bilgi vereyim istiyorum. Şimdi yarışacağımız yer Azerbaycan'da, Bakü'de. Bu benim kariyerim 4. yarışı. Yarışı kazandım ama bunu söyleyeyim. İyi de bir yarış oldu. Oyun çok güzel bir oyun arkadaşlar. Bu, yani hakkını vermişler gerçekten. Araba sürüş keyfinin tamamını hissediyorsunuz bunda. Hani kamyon kullanmak ayrı bir keyif ama yarış arabası kullanmak da bambaşka bir keyif. Ben Dirt Rally falan da oynuyorum. Arada sırada videolarını paylaşıyordum onları. Şimdi direksiyonun tuşları bozulunca benim, yani vites olarak kullanabilecek tuş kalmadı direksiyonun üstünde. Öyle olunca otomatik vitese kaldık. Otomatik viteste de Dirt Rally oynanmıyor maalesef. Yani manuel vites olmayınca derece yapma şansınız yok kesinlikle. Kendi eskiden yaptığım derecelere bile yaklaşamıyorum, öyle söyleyeyim size. O yüzden Dirt Rally oynamıyorum. Bu F1'de de aslında manuel olması çok çok iyi ama olmayınca artık bunu da otomatik oynayıp geçiyorum. Fakat otomatik de olsa bunun sürüş keyfi çok güzel. Yani böyle içinde yarış yapma hissi olan, hani gerçek hayatta buna imkan bulamayan ya da süratli araba kullanmayı seven ama gerçek hayatta hem kendisini hem başkalarının hayatını riske atmamak için hızlı araba kullanmayan insanlar için bu oyun birebir arkadaşlar. Tabi oyun birebir diyorum ama şunu da hemen söylemekte yarar var. Oyun gerçekten, araba kullanmak çok keyifli ama oldukça da zor. Yani zor derken, yavaş giderseniz problem yok. Hani şehir içi bir araba kullanıyormuş gibi giderseniz herhangi bir problem yok. Ama yarış yaparken zamanlama çok önemli. Refleks çok önemli. Mesela şimdi az sonra yarışı izleyeceksiniz. Yarışta gördüğünüz hız benim yaptığım derecenin biraz daha altında. Çünkü
Bu DRS denen bir şey var. Onu yarışta ancak araçları geçerken kullanabiliyorsunuz. Normal zamanda kullanılmıyor. Ama o şeylerde, test sürüşlerinde DRS'yi DRS bölgelerinde kullanabiliyorsunuz. O yüzden oradaki hızlar biraz daha yüksek oluyor. Fakat şöyle söyleyeyim, yani en iyi sürüşümde 100.000 kişi içinden, yani 100.000 tane F1 2019 oyuncusu içinden 30.000. olabildim. Öyle söyleyeyim. Hani kolay derken ne kadar kolay olduğunu anlamanız için söylüyorum bunu. Ama tabii herkes birinci olmak zorunda değil. Yani sonuçta bu bir eğlence. Eğlence için oynayacağınızda başkalarıyla yarışmayacaksınız. Oyunda yarışacaksınız. Oyunda çeşitli zorluk dereceleri var. O zorluk derecelerinden herhangi birini seçip yarışınızı yapabilirsiniz. Dediğim gibi oyun keyifli. Gerçek bir sürüş hissi veriyor. Eğer direksiyonunuz varsa mükemmel olur. Hele feedbackli direksiyon varsa mükemmel olur. Yani geri bildirim veren direksiyon varsa mükemmel olur ama oyun konsolları, oyun joystickleriyle falan da oynanabiliyormuş. Ben denemedim tabii. Ben de o oyun konsolu için joystickler olmadığından onun sürüş keyfi nasıldır bilmiyorum. Ama bu oyun direksiyonuyla mükemmel oluyor. Şimdi buradan bakınca yollar oldukça geniş görünüyor arkadaşlar. Hakikaten de geniş yani. Bakacak olursanız yani şuraya 4 tane araba yan yana sığabilir ama kokpitteyken o hızla giderken yollar bu kadar geniş görünmüyor. Özellikle virajlar. Ben burada yaklaşık 45 dakika test sürüşü yaptıktan sonra ancak yarışlara katıldım. Yani sıralama turlarına öyle katıldım. Bir de bu Azerbaycan'da bu Bakü'deki pistin bir özelliği var. Bu diğer pistler gibi değil. Kenarları hep beton. Arabayı kenara biraz sürttünüz mü araba pert oluveriyor. Yarış dışı kalıyorsunuz. Tabii ben yarışları tekrar tekrar oynamayı sevmiyorum. Yani gerçekçi olmuyor. O yüzden önce deneme sürüşleri yapıyorum. Yarışlara katılıyorum. Birinci gelebilirsem geldim. Gelemezsem artık kaçıncı gelirsem. Deneme turları yaparken birkaç kere sürttüm arabayı şeye. Tekerleğin biri kopuverdi. Yani yolda arabayı yolda tutmanız çok önemli. Kenarlardan darbe almamanız çok önemli. Diğer pistlerde yoldan çıksanız da yola tekrar giriyorsunuz. En azından araba çok büyük zarar görmüyor. Yani çok büyük bir saçmalık yapmadıysanız ufak tefek kusurlar aracı devre dışı bırakmıyor ama bunda öyle değil. Bu pist oldukça tehlikeli. Bir de Monaco diye bir pist var. Yani o tam bir baş belası zaten. İnşallah onun da bir videosunu paylaşırım. Onda da birkaç tane deneme turu yapmam lazım. Başkalarının yaptıkları yarışları seyretmiştim onda. O da yani bayağı belalı bir pist. Şimdi arkadaşlar oyun İngilizce, Türkçesi yok bu oyunun. O yüzden ben ayarları falan nasıl yapılacağını bilemediğim için artık araba bana nasıl geldiyse öyle sürüyorum. Aslında bunu arabayı özelleştirebiliyorsunuz. Yani sürüşünü, dayanıklılığını, işte hızını, yer tutuşunu, şusunu, busunu ayarlayabiliyorsunuz da bir sürü şey var. Hangisinin ne yaptığını bilmediğim için artık vazgeçtim. Baktım. Nasıl olacağını anlayamadım. Mesela ERS diye bir şey var. Nasıl kullanılacağını bulamadım. Normalde bu motorun gücüne biraz katkı yapıyor. Mesela arabanın fren ısısını elektrik enerjisine çeviriyor. O elektrik enerjisi birikiyor. İşte motora takviye yapıyor. Yani elektrikli bir motor vasıtasıyla motora takviye yapıyor ama onun nasıl kullanılabileceğini bulamadığım için onu kullanmıyorum mesela şimdi ERS'yi. Öğrenirsek bir gün onu da kullanacağız bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar oyun, yani ETS oynuyorsanız, kamyonculuk yapıyorsanız arada bir adrenalin de lazım. İşte o adrenalini size sağlayacak oyun bu. Dirt Rally gibi oyunlar, yani rally ya da rally cross oyunları biraz daha karmaşık bir sürüş gerektiriyor. Yani onlarda işte motor gücü, frenleme, vites, yani otomatik vites bir defa kesinlikle olmuyor, onu söyleyeyim.
Dirt Rally'de hem rally'de hem rally cross'ta daha önce kendi yaptığım derecelere 4-5 saniye yaklaşamadım. Yani tur başına diyorum. 4-5 saniye yaklaşamadım. Çünkü vites küçültemiyorsunuz. Viraja girmek için fren yapmak zorundasınız. Freni viraja girerken yaparsanız bir çukur dolduruyorsunuz. Viraja girmeden fren yaparsanız bu sefer vakit kaybediyorsunuz. İşte o yüzden o otomatik oynanmıyor. Ama bunu otomatik oynayabilirsiniz. Gerçekten çok keyifli. Adrenalin isterseniz var. Evet, şimdi böyle yoldan baktığınız zaman işte biraz direksiyonu çeviriver, gaza bas, frene bas. Hani kolay gibi görünüyor böyle. Ama o kadar kolay değil. Adrenalin dediğim o zaten. Yani biraz oynadıktan sonra insan önce bir sinir küpü oluyor alışana kadar. Ama alıştıktan sonra o zaman her viraj bir adrenalin, yani öyle söyleyeyim size. Hele bir de kariyer yarışları yapıyorsanız o zaman zaten benim gibi tekrar tekrar aynı yarışı yapmıyorsanız, kaybettiğiniz zaman kaybettik, kazandığım zaman kazandım diyorsanız o zaman hiçbir yarışın telafisi yok yani. Kaybettiniz, kaybettiniz, bitti. O yüzden her viraj bir adrenalin demek bunda. Arada bir ETS'nin ya da ATS'nin kamyonlarının koltuğundan kalkıp bunun daracık kokpitine binip şöyle 4-5 tane pistte tur atmak eminim hepinize iyi gelecektir. Oyun yaklaşık 90 lira civarında. Bu Christmas dedikleri şey işte neyse, o yabancıların yılbaşıyla ilgili Noel mi diyorlar, ne karın ağrısıysa. Onların Christmas ne Noel ne onları bilemediğim için bir sürü şeyler var. Yortu mortu bir şeyler diyorlar. Ama o dönemde yani kışın yılbaşına doğru Steam'de indirim oluyor. O indirimde çok makul fiyatta alabilirsiniz. Ben bunu geçen yıl almıştım. Çok da makul bir fiyatla aldım. Ama işte oynamak kısmet olmamıştı. Bugüne kısmetmiş. Yani İstanbul'daki F1 müsabakalarına kısmetmiş. Zaten o müsabakaları duyunca oyun aklıma geldi. Daha önce bende F1 2018 vardı. Ondan daha geçen yıl bir video çekmiştim. O çektiğim videoyu da neredeyse bir sene sonra YouTube'a yüklemiştim. Yani çekildiği zaman değil, çekildikten çok uzun zaman sonra. Ama 2019 tabi 2018'e göre çok daha iyi. 2015 vardı mesela bende. Onu bedava almıştım. 2015 bunun kadar kaliteli değildi. Hem sürüş hissi bakımından hem grafikler bakımından. Ama F1 2019 çok güzel. F1 2020 çıktı. Eğer indirimli bulabilirseniz, yani o yılbaşında o indirime girerse 2019 yerine 2020'yi almanızı tavsiye ederim. Çünkü onda bazı şeyler daha iyi. Mesela bunlarda bu kart denen şeyler var. Yolun kenarında şu tırtıklı şeyler. Ya bunların üstüne çıkıyorsunuz virajda mirajda araba tersine dönüveriyor. Onda en azından o iş biraz daha azalmış. Yani sürüş olarak biraz daha konforlu olmuş 2020. Onu alabilirseniz onu alın. Ne yazık ki bu yarışlarda İstanbul pisti yok. Herhalde 2021 versiyonunda girer o İstanbul. Çünkü daha önce programda olmadığı için 2020'ye girdi. Oyununda 2021 sürümünde çıkar herhalde ancak. Olursa İstanbul pistinde de sürmek bayağı keyifli olur diye düşünüyorum. Yarışçılar çok zorlanmışlar onda. Oyunda da öyle bir özellik gelirse o zaman herhalde tadından yenmez olur. Tabi biz arabayı sürebilir miyiz bilmiyorum da. Velhasıl arkadaşlar oyun bu. Dediğim gibi son derece keyifli. Yaşınıza başınıza bakmaz, kaç yaşında olursanız olun, ben 61 yaşındayım. Mesela bundan müthiş bir keyif alıyorum. Hiç yaşınızı maşınızı düşünmeyin. Zaten çocuk işi de değil. Genç adam olur da böyle çocukların falan oynayabileceği bir oyunda değil zaten, ama her yaştan insanın oynayabileceği bir oyun. Arkadaşlar şimdi bu biraz daha sürecek bu yarış. Artık gösteri yarışına dönüyor çünkü ben henüz çaylağım oyunda. Yani çaylağım derken kariyere yeni başladığım için oyunda çaylak oluyorsunuz. Çaylak olunca da karşınıza çıkan rakipler de
çaylakların dişine göre oluyor. Yani bunlar benim dişime göre şimdi. O yüzden ben bu yarışta birinci geldim. Hatta yarım turda fark attım bu adamlara. Biraz daha olsaydı, yani bir 12 tur daha olsaydı tur bindirecektim neredeyse. O yüzden yarışın kalan kısmı keyifli değil. Ama yine de seyretmek isterseniz seyredebilirsiniz. Asıl bu yarışlar böyle dişe diş geçtiğinde kaliteli oluyor. Yani birçok arabayla mücadele ettiğiniz zaman daha keyifli oluyor. Fakat şu anda henüz alışma aşamasındayım. Pistlerin çoğunu bilmiyorum zaten. Hani daha önce bende F1 2015, 2018 vardı ama ben onlarda da çok fazla yarış yapmadım zaten. F1'de bir kariyer moduna başladım. F1 2018'de. İlk kariyer yarışını yaptım, bıraktım. Ondan sonra 2019 aldım. 2015'te birkaç tane deneme sürüşü yapmıştım. O onunla kaldı. Yani pistlerin tamamını tanımadığım için şu anda böyle çok dişli rakiplerle zaten bir araya gelmiyoruz. Ama kariyerde yükseldikçe, sizin kariyeriniz yükseldikçe oyunda karşılaşacağınız rakipler de dişli oluyor tabii. O zaman biraz daha keyifli yarışlar olabilir. Arkadaşlar, artık fazla bunlarla ilgili söylenebilecek bir şey kalmadı. Eğer F1 ile ilgili sizin de oynamak ister ve alırsanız, sormak istediğiniz bir şeyler olursa, ben de o zamana kadar ekstra bir şeyler öğrenmiş olursam herkese seve seve bilgi veririm. Ama dediğim gibi herkese bu oyunu ya da daha da iyisi F1 2020'yi tavsiye ediyorum. Tek sıkıntınız burada İngilizce bilmemek olacak. Onu da ben kendimce dediğim gibi çözdüm. Araba bana nasıl geliyorsa öyle yarışıyorum. Ayar kayar mayar hiçbir şey yapmıyorum yani. Arkadaşlar, hoşça kalın, kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.